Bugün Esra Erol'da yaşanan ve ülke gündemine düşen bir olayı tartışacağız. Olay şöyle. Program devam ederken bir anne çocuğuna kavuşuyor. Fakat annenin Türkçesi çok iyi olmadığı için çocuğuna kavuştuğu anda Kürtçe konuşmaya başlıyor. Asıl olay ve insanlardan gelen tepkiler zaten buradan sonra. Çünkü kadın Kürtçe konuştuğu anda reji tarafından ses kesiliyor. Ardından Esra Erol rejiden ikinci bir uyarı alıyor ve kadının yanına gidip söylediklerini ben de anlamak istiyorum diyor. Öncelikle olayın görüntülerini inceleyelim ardından gelen tepkiler ve yorumlamalarımla devam edelim. Küt kete yeni parayı, küt kete yeni, küt kete yeni. Fazla Türkçesi yok. <laughs> ''Üzülüyorsun biliyorum ama söylediklerini ben de anlamak ve duymak istiyorum.'' Evet, görüntüler bu şekilde. Öncelikle beni izleyen birçok Kürt takipçimin de olduğunu biliyorum ve onlara sormak istiyorum. Siz bunu bir ırkçılık olarak mı tanımlıyorsunuz yoksa rejinin aldığı bir önlem olarak mı? Çünkü bu görüntülere gelen iki tane temel yorum vardı. Bir tanesi bunun bariz bir şekilde ırkçılık olduğu hakkındaydı. Televizyonlarda Kürtçe bile duyulmak istenmiyordu. Her yerde Türkçe konuşulmalıydı. O yüzden Esra Erol programında da ırkçılık yapılmıştı. İkinci gelen yorum ise rejinin aldığı bir önlem hakkındaydı. ''İzleyenler bilir.'' ...böyle programlar canlı olduğu için ve sürekli tartışmalara sahne olduğu için... ...Türkçe kısımlarda bile sürekli reji sesi keser. Çünkü insanların ne dediğini bilemezsin. Söylenenlerde bir küfür, hakaret, iftira ya da marka değerini zedeleyecek bir şey olursa... ...bu söyleyen kişiden ziyade canlı yayındaki o kuruma zarar verecektir. Bu nedenle bu gibi programlarda rejinin sürekli dikkatli olması gerekir... ...ve gördüğü en ufak şeyde sesi keser. E burada da reji Kürtçe bilmiyor olabilir ve söylenenleri çeviremediği için... ...anlayamadığı için az önce saydığım maddelerden herhangi birisi bunun içerisinde olursa tüm suç rejiye kalır. Kanal böyle bir risk almak istemez ve sesi keser. Yani olayın Kürtçe ya da ırkçılıkla bir alakası yoktur. Tamamıyla anlaşılamamazlıktan kaynaklı bir problemdir. Siz hangi fikre daha yakınsınız bilmiyorum ama ben birazcık bu konu hakkında araştırma yaptım ve gördüğüm şey aslında Türk televizyonlarında bu olayın ilk defa yaşanmadığı oldu. Yaklaşık 3 yıl önce Müge Anlı'nın bir programında da aynı olay meydana gelmişti. Dil bu sefer farklı, Zazaca. Buyurun o görüntüleri de izleyelim. Çöleteze. Gazabım Daha size konuşabiliyor muyum? Şimdi anlamadığınız bir şey yok. Tabii yayına vermenin bir anlamı yok yani. Evet aslında Müge Anlı'nın ve Esra Erol'un tepkileri aynı. Ben seni anlayamıyorum. O yüzden bunu yayına yansıtmanın bir mantığı yok. Ve ikisi de Müge Anlı'yı tam göremiyoruz ama Esra Erol'da net bir şekilde görebiliyoruz. Reci'den uyarı alıyorlar. Peki diyeceksiniz o dönem bu tepki çekmiş miydi? Evet arkadaşlar. Meclise kadar taşınmıştı. Mecliste bu durum işte böyle protesto edilmişti. Min sulometin. Sayın Aydemir. Min, min, min rastit. Sayın Aydemir. Şimdi tüm bu olayların ardından bir de şu tayfa meydana çıktı. İşte başka dil konuşulsaydı sansürlenmezdi. Olay tamamıyla Kürtçe ile ya da işte Zazaca ile alakalı. Hatta geçen günlerde Müge Anlı'nın bir programında Japonca konuşuldu ancak sansüre falan maruz kalmadı. Nedir kardeşim buradaki bit yeni? Evet gerçekten de Japonca konuşuldu Müge Anlı'nın bir programında fakat buradaki örneği şöyle anlayamıyorum. Orada bir çevirmen var ve çevirmen aracılığıyla rejiye bilgi gidiyor. Yani ne söylediklerini Japonca bile olsa anlayabiliyorlar. Buyurun o görüntülerde şu şekilde ya, "Ja, o" ki 430 milyon dattar 430 milyon da kak. 435 milyon dattar 4 milyon 300 bin şeklinde yaz. 9 milyon diyorsan 9 milyon şeklinde yaz. O yüzden Zazaca ve Kürtçe'de olan durumla az önce izledikleriniz tamamıyla farklı. Ha olay siyasi kadar gitti mi? Evet gitti. Alibaba Can bu konu hakkında çok net bir tepki gösterdi. Ayıp, yazık ve günah olarak yorumladı. Şimdi kendi düşüncelerimi söyleyecek olursam, yıllardır Türkiye içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum, Kürt sorunu denilen bir şey var. Yani Kürtlerin yaptığı bir sorun değil de Kürtlerin maruz kaldığı bir problem hakkında. Evet bu kimi zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde pik noktalara çıktı. İşte 80 darbesinde büyük zulümler yaşandı. Halen daha zaman zaman yaşanan problemler var. Ve ben çok açık söylemek gerekirse Kürt konusunda herhangi bir çözüme kavuşturulduğumuzu halen düşünmüyorum. Şimdi olaya girecek olursak ilk başta ben de şey olarak düşünüyordum. Ya yani evet reji anlayamadığı için sesi kesti. Ki bu öyle mantıksız bir şey de değil. Yani Fransızca konuşsa bile eğer sen onu anlamıyorsan sesi kesebilirsin. Buna hakkın var. Çünkü marka değerini zedeleyebilecek yalnızca küfür hakaret değil birçok şeyi var ve bunlardan biri söylenirse senin başın belaya girer. O yüzden ben de ilk başta şöyle düşündüm işte lan ben de olsam sesi keser miydim? Evet Kürtçeyi anlamıyorum ve yanlış bir şey söylese ağzından kaçsa ben mi cezalandırılacağım? Evet kardeşim o zaman ben bu riski almam sesi keserim. Fakat ben olaya şöyle bir yorum getirmek istiyorum. İlk ses kesme olayını ben doğru olarak karşılıyorum. Çünkü kadın rastgele konuşuyor ve ortada çeviren kimse yok. Fakat yanındaki galiba kızıydı söylediklerini ilk ses kesiminin ardından çevirmeye başlıyor. Bu noktadan itibaren yardım alabileceğim bir insan var. Ve Esra Erol da gayet de şey diyebilirdi. Hani tekrardan çevirir misin bize bu söylediklerini? Fakat yine de rejiyi burada haklı bulmaya gidiyor kafam. Çünkü bir bu kadın ekibin görevlendirdiği bir insan değil. Yani yaptığı çeviriye ne kadar güvenebilirsin? İki çevirene kadar kadın yanlış bir şey söyleyebilir. Ve bundan yine televizyon kanalı marka sorumlu tutulacaktır. Şimdi böyle durumlarda sen bu konu hakkında halkın hassas olduğunu biliyorsan ki bakın söylüyorum çok benzer bir durumdan Müge Anlı mecliste protesto edilmiş. Esra Erol olarak senin oraya bir Kürtçe çevirmen getirmen gerekiyor. Ya ben bu olayı birebir ırkçılık olarak yorumlamıyorum. Çünkü gerçekten de reji en azından ilk başta anlamadığı için sesi kesmiş olabilir. Sonuçta ne söylenirse söylensin. Bütün sorumluluk rejiye ait. Ben şunu söylemek istiyorum abi. Esra Erol'un mutlaka bu konu hakkında bir açıklama yapması gerekiyor. Yani ben televizyonlarda Kürtçe'ye karşı bir hassasiyet olduğunu düşünmüyorum. TRT Kürdi denilen bir kanal var şu anda. Ve legal olarak işliyor devletin kanalı TRT Kürdi. Ha öte yandan gerçekten de Esra Erol'da böyle Kürtçe'ye karşı bir ırkçılık hassasiyet varsa bu konu hakkında bir şeyler söylenmesi lazım Esra Erol tarafından. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.